Sokrates'e hoş geldiniz. Paris yolu programımızda yine güzel bir akşamda beraberiz. Zira milli takımımız yine kazandı ve çok önemli bir galibiyet. Beklediğimiz belki bir galibiyetti ama Özellikle maçın son bölümünü İsveç karşısında çok daha rahat geçirdik. Ve e, milliler e, pazar günü beklenen e, olimpiyat ön elemeleri finalini oynayacak. Tabii ki bu elemeler öncesi ön elemeler finali aslında. O yüzden hep kafa karıştırıcı oluyor. Ve Garanti BBVA katkılarıyla hazırladığımız Paris yolu serimizde e, yarı finalden galibiyetle çıkan milli takımımızı konuşacağız. Tabii ki Hırvatistan'ı da konuşacağız e, ve final öncesi değerlendirmeler yapacağız. Konuklarımız Ahmet Çakı ve Yiğit Ulu'yla beraber ben Caner sizlere eşlik edeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, üst üste dört galibiyet Zaten bekleniyordu diyebiliriz herhalde ama e, sonuçta ne olursa olsun bir eleme maçı ve e, bir stres olabiliyor. Kendi evinde oynuyorsun. Bugün nasıl gördünüz? Önce öyle başlayalım. Ahmet abi sen ne başlayalım istersen. Ya, bu turnuvada genel olarak iyiyiz. Ee, hani maçlardan bağımsız bir kere e, NBA oyuncularımız burada. Hani e, devşirme oyuncular yok. Yaratıcılık sorunu olabilir diye bakılıyordu. Ama kendi evimizde oynadığımız maçlarda genelde coşkuyla beraber ee, o havayı yakalıyoruz biz zaten ülke olarak. Ee, burada Ömer Faruk'un ilk turnuvası çok motive. Ok ben bir fırsat olarak görüyor. İlk kez böyle bir hani daha önce elemelerde e, NBA oyuncuları ve Euroyakçılar yokken vardı ama bu sefer ilk kez bir fırsat doğdu ve onu iyi kullanmak istiyor. Onur Alp Bitim de gene ana bir rol olabileceğini düşünüyor bu takımda. Ee, bunun yanında da zaten Alperen her şartta oynamaktan sahada olmaktan keyif alan bir oyuncu. Bu gibi e, Kenan'ı da buraya katarsak o da ilk kez bir ana rolde oynuyor. E, oyun kurucu pozisyonunda hep tamamlayıcı roldeydi. Sanki hani Beşiktaş'ta aldığı bu yıl karşıya kadar devam eden o rolünü burada sürdürebilir gibi. E, şimdi oyuncular bireysel olarak bu fırsatları görünce e, bir de burayı geçebileceklerini de görüyorlar. Sonuçta işte bir Hırvat maçı var ve Hırvat maçında kendi evimizde olması ve kadro olarak da e, üstünlüğümüzle geçebileceğimizi görüp bu inançla beraberler. E maçları kazandıkça, seyirciden ve basından ilgi arttıkça bu bütünlükte e, üstüne koyarak devam ediyor. Bir de bu takım şunu da ben e, hissettiğini görüyorum bu maçları izlerken. Hani bu takım uzun vadeli bir 7-8 yıl, 10 yıl beraber olacak. Bu oyuncular burada bunu başararak bunun da bir parçası olmak için o adımları da atıyorlar. Çünkü bu şampiyondan sonra işte Cedi, Melih Mahmutoğlu veya diğer devşirmelerde geldiğinde herkes içinden bir yer tutmanın da hani kötü niyetli değil iyi niyetli burada bir e, şimdiden e, bir planları var. E, o yüzden e, yani bu kabuk değişimi hani jenerasyon değişimi zaten birkaç yıldır başlamıştı. Bu turnuvada da her ne kadar Hırvat maçı dahil biraz daha önde olsak da kadro olarak e, bunu hissetmek, bu potansiyeli yaşamak ki bu oyuncuların Hani diğer oyuncular geldiğinde de ana rolde olması hani bazı rollerin devam etmesi hmm. e, gerçeğini de görüyoruz. Şimdi Kenan'ın mesela bir sırt dönük oyunu belki bir Wilbeck'in veya Shenlark'in olsa da bir 10-12 dakikada 3-4 tane gidilecek bir silah. Alper'in sırtı dönük oyunu e, ana plan olması gereken bir şey. Bunlar zaten gözüküyor. E, bence bütün bunları görmemiz adına e, gayet güzel bir eleme oynuyoruz. Büyük ihtimalle de zaten burayı geçeriz. Ama geçmesek de veya geçsek de beraberinde götürdüğümüz bu artıları ben çok daha değerli buluyorum. Hemen maç sonu sıcak. Sıcağı sıcağına itiraf. Sen neler söylersin? Şimdi bu turnuvanın ilk gününde daha yani bütün takımları şöyle bir sahada gördüğümüz an hemen hemen herkes aynı fikre ulaşmıştı. Yani iki takım var. Türkiye ve Hırvatistan diğerlerinden bir gömlek e, yukarıda belki birkaç gömlek e, hatta daha iyi dolayısıyla bu iki takım finalde buluşur o gün iyi olan kazanan gelecek seneki elemeler için yoluna devam eder Paris yoluna devam eder e, diye düşünmüştük ki burada da söyledik e, aynen de öyle gelişiyor senaryo yani e, diğer takımlar kadro olarak e, belki hazırlık olarak işte basketbol ülkesi olarak e, bu seviyenin bu seviyeye ait olmadıklarını zaten daha ilk gün belli etmişlerdi. Turnuvanın gelişimi de o yönde oldu. Yani bizim için şöyle bir şey oldu. Aslında Hırvatistan'la bir baraj maçı oynayacağız ama o baraj maçı öncesinde dört tane hazırlık maçı oynadık. Öyle kabul edelim. Ve aslında tabii sevgili Ahmet'in de altını çizdiği şeylere çok katılıyorum. Her maç biraz daha iyiye gittik. Çünkü oyuncuların bir arada oynadıkça takımın kimyası gelişti. Alperen'in bu takıma, arkadaşlarına montajı tamamlandı diyebiliriz. İşte diğer oyuncuların yokluğunda, Cedi'nin, Lerki'nin yokluğunda birer adım atıp öne çıkan isimler oldu. Kenan gibi, Şeyhmuz gibi... İşte e, Okbe'nin kenardan gelip yapmış olduğu katkılar bizim için çok değerli hakikaten. Ömer Faruk Yurtseven daha önce milli takımda e, arkadaşlarıyla birlikte olamamıştı. O da o günlerin acısını çıkartmış oluyor. O da iştahla oynuyor. Yani bunlar hep artı hanesine yazılan şeyler ve e, sempatik bir takımımız var. İleriye dönük bir takımımız var. Oyuncuların çoğu çok genç, henüz yolun başında olan ve milli takıma çok uzun yıllar hizmet edebilecek oyuncular. Olimpiyatta gideriz gidemeyiz. O biraz zor bir yol. Taşlı dikenli bir yol. Yani sadece <laughs> burayı geçmekle bitmiyor. Gelecek yaz çok daha zor bir eleme turnuvası olacak. Kolay değil oralardan geçmek. Ama 2025 Avrupa Şampiyonası için hani bu, bu takım e, çok iyi sinyaller verdi bu turnuvada diye düşünüyorum ben. Tabii evimizde oynuyor olmamız da Önemli bir avantaj çünkü Türk milli takımı evinde oynadığı turnuvalarda her zaman daha enerjik, daha coşkulu, oyuncular daha iştahlı oluyorlar. Bizim de en iyi dereceler hep evimizde oynadığımız turnuvalarda alındı. Yani tabii ki bu iyi bir sinyal ama bunu başka sahalara da başka ülkelere de taşımak lazım. Şimdi e, sizden biraz İsveç maçının hafif e, özellikle belli detaylarını rica edeceğim. Ama Hıristan maçını da konuşacağız ama e, bir hatırlatmamız da olacak tabii ki. E, 12 cesur yürek e, tekerlekli sandalye basketbol milli takımımız Avrupa Şampiyonası'nda Rotterdam'da çeyrek finalde İspanya'ya e, 73-66 mağlup olduk. E, ama e, dün çıktı klasman maçında Fransa'yı 82-76 e, mağlup etti Milliler Beşicilik maçına çıkmaya hak kazandı. Bu çok önemli. Nasıl olimpiyat yolu taşlı dedin. E, iyi e, teravi. sandalye basketbolda da tabii ki büyük bir rekabet var. Ve orada da 5. maçında İtalya ile oynayacak bir takım. Ve maçı kazanmamız halinde Paris 2024 e, elemelerinde oynamaya da hak kazanacak. Evet, yani, paralimpikte. Tabii. Harika. E, çok önemli. Paralimpik hatırlatalım. Olimpiyat oyunlarından 2 hafta sonra 2 hafta boyunca yine düzenleniyor. E, yine orada olmak, Paris'te. Yine Paris'te. Orada olmak çok önemli. E, bizim için tabii milliler için. 12 Cesur ile iyi şanslar diliyoruz. Bu kritik maç öncesinde diyelim. Peki şimdi 3 maç grupta gördük Biraz aslında Yiğiter abi de hazırlık maçı gibi dedi. Ee, mesela bazı oyuncuların e, belli gelişimlerini de görüyor gibiyiz. Özellikle de ben bu maçta biraz Furkandan e, herhalde bahsederek başlamak Neyse. gerek diye düşünüyorum. Evet. Çünkü maçın ilk çeyreğinde e, şutları sokarak da başlayan bir İsveç'e karşı çembere giden bir Furkan gördük ki şut atma ile ilgili rahatsızlığını biliyoruz omuz sakatlığı ile ilgili. Bununla ilgili neler söylersin Ahmet abi? Şimdi Furkan bugün en iyi en iyi oyununu oynadı ee, ki yani sezonda yaşadığı sakatlık, çok süre alamaması onu biraz etkilemişti ee, ve bir sürü pozitif parça eklenirken ki geçen yaz da e, tam tersi Furkan en hazır ve en iyilerden biriydi evet. ama önemli olan pazar günkü oynanacak o e, Hırvatistan maçına hazır olmak o yüzden adım adım o hazır oldu e, bugünkü maçta onu en iyi hazırlayan maç oldu kendine güveni de kazandı. E, İsveç e, iki uzunlu şutunu hep zaten son 3-4 yıldır bu tarz basketbol oynuyorlar. Elemelerde ben de e, milli takımda çalışırken oraya bir hazırlık yaptığımız için oradan biliyorum. Hep ana silah iki uzun dışarıya açılarak onların üçlüğü onların dış atışından ziyade de Clarence gibi diğer oyuncuları da oyunu açmak. Önceden Hakan Son vardı. Onları açıyorlardı. Hı. Hatta bir maç kazanmışlardı kendi evlerinde. Kendi geleneği gibi aslında yani. Finlandiya'da da biraz Evet. 10 yıl öncesindeki özellikle Eurobasket başarısında çok önemli bir rol oynamıştı. Ya oyun biraz buraya yöneldi. Şimdi milli takımlara geldiğinde işte bizde Ömer Faruk, Alperen var. ...diğer bir sürü takıma da bir tane içeride aid uzun var ama esas oyun biraz buraya getirdi. Hele de böyle basketbol ülkesi olarak önlerde süre gelmiyorsanız da bu biraz mecburi bir şey oluyor. Başında da bu oyunları tuttu. Hani üçlükleri soktular, soka masalarda oyunu açmayı başardılar. Orada biraz biz müdafaamızda bunu adapte olmakta zorlandık. Özellikle hem Alperen hem Ömer orada biraz zorlandı. Ama orada Furkan'ın işte senin bahsettiğin gibi performansı hucumda bizi sürükleyici oldu. Ee, da bizim bir önceki oynadığımız Ukrayna maçında da kısalar hep biraz alan bırakıyordu ve çok dışut vermiştik. Biraz kaçırdılar, biraz soktular. Evet. Bu maçta da benim kendimce aldığım önemli not uzunlar biraz burada bir adım geride oldu. Buradan Hırvat maçına bağlayacak olursak topa baskı devamındaki e, hem kısalara devamında da hezonya sarış gibi uzunlara da e, 3-4 oynayan pozisyon oyunculara da bu vermek önem kazanacak. Ama kendi evimize oynamanın verdiği enerji, hücumdaki potansiyelimiz, bugün Furkan çıktı, Alperen her gün bir performans koyuyor, devamında işte Okbe'nin bir performansı var. Bunlar o müdafadaki o geçiş periyotlarındaki yenilen sayıları çok büyük bir zarara dönüştürmeden savuşturmaya neden oldu. Zaten e, İsveç'in de bugünkü yapabileceği tek şey uzunlarla bu sayıyı bulup biraz da Klares gibi oyuncularla sayı olarak mücadele etmekti bir alan müdafası denedik. Çok başarılı olamadık ama onu biraz Hırvat maçına da bir hazırlık gibi görüyorum ben. Ee, belki Zubac'dan böyle bir sorun olmasa da e, orada Darius Sar için işte 4 numaradan Alperen'e sağlayabileceği bir pick and pop dediğimiz veya o direkt yüz dönük birebirlerdeki avantaj için bir kullanılabilir veya Hezonya kısalara karşı bir sırt dönük oyunda bunu ortadan kaldırmak için olabilir. Öyle bir çok bugün başarılı olamadık. Çünkü ama laboratuvar bir laboratuvar çalışmaları oldu En azından diyorsun. denendi. Hani koç çok tevdet etmeden birinci çeyreğin sonunda, ikinci çeyreğin sonunda ve yine üçüncü çeyrek sonunda sanırım onu denedi. Ya bu maç olması gerektiği şekilde Furkan'ın da en iyi performansını ortaya koyması, Okber'in sonunda devreye girmesiyle, bütün herkesin gelişiyle, denemelerle de olabilecek en iyi şekilde geçildi. Artık Hırvat maçında e, en önemli şey bence Alperi'nin e, sırt dönük oyundaki avantajını Dario Saric'e karşı yüzü dönük e, ne kadar savunacağı çok önem kazanacak. E, tabii gardlara yapılan baskı, yani to topa yapılacak baskı ki orada kısalarda bayağı zorlanıyorlar. Jalen Smith'i de direkt gartta kullanmıyorlar. Bu bizim için bir avantaj bence. Çünkü çok onun üzerinden direkt karar verici olduğu pozisyon az. Hani gardtan geldiğinde direkt bu zararı verebilir hani özellikle bugün maçta o kafayla bir izledim. Onu böyle normal bir rol oyuncusu gibi kullanıyorlar. Daha pasif. Evet. Yani, evet. Yani, skor Hatta Zubaç'a da çok konsantre değiller. Daha çok hezonya Dario Sarış takımı gibi. Evet. Biraz o Dario'nun rebound alıp hızlı gelişleri veya işte birebir yarattı. Eğer oralar çözülürse tabii ki orada hem Ömer Faruk'un Zubaç'a yaratacağı sorun hem hücumda müdafada. da Alper'in hücumu önemli. Kenan'ın da sırtı dönük oyununun oradaki e, Filipovic'e şey, karşı ve diğer kısa işleyeceğini düşünüyorum. Yani e, baktığımızda birçok alanda bizim daha üstünlüğümüz var ama bir tane maç oynanacak. O maçta da tabii ki bu konsantrasyonla bu e, güçlü yönleri adım adım işlemek lazım. Basketbolun güzel yanı bu. Tabii. Kağıt üstünde oynanmıyor. Bugün buradan karar verilmiyor. O gün oradaki e, ortaya koyuş veya diğer takım buna reaksiyonu belirleyici olacak. Biraz uzun konuştum ama hepsinden ufak ufak toparlamaya çalıştım. Yok canım. İtiraf sen neler söylersin? Hem Furkan hatta başladığımız 5'te sonuçta Kenan ve Şeymuz'un da baskısı da çok önemliydi. Özellikle Şeymuz'un yaptığı evet, baskı. Yani, Bir oradan alır mısın rica edeceğim. Çünkü şundan dolayı da hep uzun rotasyonumuzun zenginliği ama kısa rotasyonumuzun problem yaşama ihtimali konuşuluyor Hırvatistan karşısında da o yüzden. E tabi yani. şimdi zaten değişirme oyuncuyu yıllardır kısalardan seçtiğimiz için hani bu konuda sıkıntılı koçlarımızın başarılı olduğunu e, anlamak mümkün. Ahmet Devil takımda görev yaptı. Yani kısa oyuncu bulmak hem de oyunun iki tarafını birden oynayabilen, evet. yani hem hücumda topa yön verebilen, hem savunmada baskıyı yani bırakmayacak. Evet. evet baskıyı yoğunlaştırabilen rakibin üzerinde oyuncu bulmak çok zor iş. E, bizim kısalarımız bu turnuvada o anlamda iyi iş çıkartıyorlar diyebiliriz ama tabii ki Hırvatistan maçında bunu bir seviye daha yukarıya çekmek gerekecek. Ee, özellikle birebir yenilmemek dışarıda, geçilmemek çok önemli bir hale geliyor. Ee, çünkü e, bugün mesela bir şey fark ettik. Ee, biz bir alan savunması denemesi yaptık. Aslında o alan savunmasını biraz Hırvat maçının provası olarak koçlar görmek istediler. Denildi Ergin Ataman ee, ama hiç işlemedi. Yani ne zaman alan savunmasına döndüysek İsveç çok kolay skor buldu. Neden? Ceza Çünkü İsvet şimdi bakıyorum istatistiklere işte, 31 tane üçlük kullanmış. Zaten üçlükle yaşayan bir takım. 5 dışarıda gibi yani oynuyorlar. Öyle zaten. bir açılıyorlar ki o alan savunmasıyla onlara şut imkanı vermeme gibi bir şans yok. yok. Çok dışarıdan oynayan bir takım ve yüksek yüzdeli de kullanıyorlar. 31 evet. üçlükte 13 isabet yüzde 42 yapıyor. Yani hiç fena değil. İsveç takımının oyunu bu alan savunmasını işlemiyor gibi gösterdi ama Hırvatlar öyle değil. Şimdi Hırvatlar Ukrayna maçında bakıyorum 11 üçlük kullanmışlar. Yani İsveç'in 3'te biri kadar atıyorlar. Hırvatlar bugün maçı sürekli çembere giderek Ukrayna karşısında kopardılar. Kuvvetli oyuncuları var, çembere iyi gidebilen oyuncuları var ve hep bunu kovalıyorlar. Zubaçın oradaki varlığı da onlara bazı koridorlar açıyor, dış oyuncuların çembere gitmesini kolaylaştırıyor zaman zaman. Şimdi bu böyle bir tabloda alan savunması işleyebilir. Yani İsveç'e işlemedi ama alan savunması bence biz e, oyunun gidişatını değiştirmek için zaman zaman kullanacağız Hırvatistan maçında ve sanki daha iyi olabilir e, diye düşünüyorum. Ama tabii en önemli şey yani alan savunmasına kalmadan özellikle oyunun başında. Ee, kısalarımızın yenilmemesi dışarıda kolay geçilmemesi birebir savunmada ee, bu çok önemli bir şey. Çünkü ben e, pota altında boyalı bölgede bizim çok daha fazla e, silahımız olduğunu e, ve de bizim oyuncularımızın daha ağır basacağını düşünüyorum. Yani Alper'in, Ömer'in, oyuna girince Sertaç'ın ve Ercan Osman'ın. Bu dörtlünün Zubac, Sarıç ikilisine karşı çok büyük bir avantaj var. Yıpratacaklar maç ilerledikçe, temponun da yükseldiği anlarda e, onlar yıpranacak. Ama Zubaçsa mesela bir far problemi yaşattığımızda tabii. yaşatabilirsek mesela. Çünkü onun yediği gibi oynuyorsun. Çünkü Sertaç dışarı açıldığında Zubaç da çok büyük sorun evet. yaşayacak veya Ömer Faruk'un dikine rolü. Şimdi Genelde gömül evet. oynuyor çünkü. Çok şimdi bizim Pikachu oynamıyoruz. İşte özellikle yaratıcılıkta daha çok ıı, açık sahada bir Ömer'i kullanma şansı yok ama yarı sahada da bir off pick sonrası Furkan'ın çıkışı veya bir ikili oyun sonrası dip rolünde de Zubac'ı foul rolünü sokabilir. Zaten Sertaç'ın dışarı açılmaları da ona sorun yaşatacaktır. Yani o yüzden biz onları boyalı bölgede yıpratabiliriz. Ki çok önemli bir kozu onların elinden almış oluruz böylece. Tabi tempoyu zaman zaman yükseltmek de çok önemli bir şey olacak. Hem seyircinin oyuna, oyuna katılımı, coşkuyu bulmak adına hem de onların aslında kısıtlı bir rotasyonu var. Yani biz daha zengin kadroya sahibiz. Çok az oyuncu. Ee, onlar kadınlar. dört tane ana oyuncunun üzerinde yani yandan tamamlayıcı rollerde işte Filipovic, e, <laughs> Kapus'ta zaman zaman katkı yapabiliyor ama genelde e, 4 oyuncunun üzerinde gidiyorlar ve çok fazla dakika veriyorlar. Biz mesela bugün e, son çeyrekte ilk peşimizi hiç oynatmadık. En çok oynayan oyuncumuz 24 dakika. Alper'in ikinci yarı sayı üretmesine evet. gerek kalmadı. Yani, yani 10-11 tane daha oyuncuyu daha çok rahat. rahat kullanabiliyoruz. Bir de ben de şuna katılıyorum. Bizim bu turnuvadaki çıkış noktamız enerji. Hı -hı. Enerji demek müdafada topa baskı demek. Hani Yiğiter abi güzel söyledi birebir geçilmemek. Ben orada hatta... Hırvat maçı özelinde hani diğer takımlara göre bir tık daha yaratıcılıkları yarı sahada iyi diye söylüyorum. Topa baskıyla o yarı sahadaki kurguyu geciktirmek, top kaybına zorlamak ve açık sahayı bulmak. Hani orada bir e, 30'lara 30 evet. yakın bir açık saha sayısı bulma hedefi olmalı çünkü takımın ana e, silahı bu. Ee, yarı sahaya kaldığında da işte Alper'in zaten kullanacaktır Darius Sarıçiçek, Kenan'ın postabı kullanacaktır. ve bugünkü oyundan sonra Furkan'ın screen çıkışlarını biraz daha aktif kullanma şansımız oldu. Çünkü ikili oyunda tabii ki kötü değil. Şehmus, Furkan, Kenan hepsi bir seviye oynayabilir ama e, takımlarında da bu rolde az oynadıkları için ana silah sanki Kenan'ın postabı, Alper'in postabı ee, ve bir şekilde de e, Furkan'ın off screenleri gibi yarı sahaya kaldığımızda evet. düşünülüyor. Burada mesela şimdi e, Hırvatistan takımı da senin dediğin baskıyla beraber aslında oyun disiplininden çıkabilecek de bir genelde öyle bir kültür ve yapısı olduğunu çok söyleyebilir miyiz? Evet. Çok açıklar öyle... hata yapmaya. Zaten bugüne kadar Hırvat basketbolunu konuştuğumuzda e, istenilen başarının yakalanmama nedeni kırılgan olmaları. Evet. Hani evet. o agresiflik sertlik potansiyel olarak daha iyi oldukları takımlara karşı bile kaybettikleri bir sürü maçlar var Hırvat basketbolunun. Hani bu kadroya da baktığınızda hani en topa yön verebilen, topa yön verebilen Jalen Smith o da zaten iki gibi oynuyor. Orayı full court'tan tam sağdan ve yarı sağda agresiflikle bezdirecek olunursa bir tane çözümleri var. Biraz kullandılar. Dario işte topu getirmek. Hani Alperen tutarken dörtten topu onunla getirmek. Orada da hem Alperen'den o agresifliği isteyip belki de Yeri geldiğinde hani Sadık çok kullanılmadı. Sadık bir meçap olabilir. O da müdafada ayaklar biraz daha iyi. Evet. Belki hani bir Onur Alp'i veya Okben'i Dario Sarıç ile yapıp 4 kısa gibi oynama. Evet. Hatta Alperen'i beşe koyup 4 kısa. Bu tür silahlarımız da var elimizde. Şu ana kadar Aynen. koç pek e, Ömer Faruk ve Alperen ikilisinden vazgeçmek istemedi ama hani orada Dario Sarıç meçhapında sorun olursa Orada Onur Alp ve Okben de e, acil durum için bence iş görecektir. Koçtan bunu demişken oradan hatta size e, İtirabi'ye de buradan pas atarak bir soru yönlendireyim chatten. Kaysar Sözdenekli seyircimiz yazmış. Ergin Hoca'nın iki uzun inadını anlamıyorum demiş bu turnuvada. Alperen 4 numarada çok sırıtmıyor. Ama eğer ki seneye olup giderse hızlı oyunculara karşı çok sıkıntı çekeriz. Bu Hırvatistan maçında olma ihtimali olan bir şey mi? Senin de söylediğin üzerinden, e, attığın pas üzerinden Ahmet abi. Hani bir yeter o set vazgeçebilir mi? yani abi, yeter yerde, abi cevaplasın sonra ben de Nedir şimdi o, bazı klasik, ikiz, şeyler... ikiz Kuleler hep evet, konuşulur ya. Şimdi ikiz Kuleler devrilip <laughs> tabii basketbolda e, geride kaldı. Çünkü Artık herkes çok daha mobil oyuncularla çok daha iyi spacing, kusursuz spacing'in peşinde olduğu için herkes. Yani şu anda en belki de gözde oyuncular topu yere vurabilen, kendisine ve arkadaşlarına bir şey yaratabilen ve 2 metre civarında oyuncular. Yani pozisyonsuz oyuncular. Üç de oynayabiliyor, de oynayabiliyor, 5'in arkasında durabiliyor. Hani bir 1.98 olsun, 2.2 olsun. NBA'de de bu iş böyle oldu evet. yani. E ve çok <laughs> geniş bir alanda oynayabilsin. Oradan şut da atabilsin. Pası da görebilsin. Şimdi böyle baktığımız zaman sanki bizim elimizdeki bu iki uzunlu sahaya sürdüğümüz beş biraz demode gibi gözüküyor. Ama... Şimdi hep elinizdeki malzemeye göre en lezzetli yemeği yapmak durumundasınız. Yani iyi şef odur. Bir de iyi yemekler öyle çıkar ya evet. falan malzemelerden. Şimdi veseliyle judo yan yana geldiğinde de bu mesele konuşulmuştu. Yani üçlüğü yok bunlardan. İki oyuncunun da üçlüğü yok. Çok orta mesafe oyunuyla oynuyorlar ya da boyalı bölgenin içinde sıkışıp kalacaklar. Obrado için istediği spacing olmaz dendi. O takım Avrupa şampiyonu oldu. Evet. Çok rahat Avrupa şampiyonu <laughs> oldu yani. Ee, şimdi böyle oluyor bazı şeylerde. Böyle tek bir doğru formül yok. Her zaman bir tane söylediğimiz bir Başarıya şey. Başarıya giden tek yani. bir yol yok. Evet yani ben e, burada şimdi bu turnuvada bunun işlediğini görüyoruz. Bir arada oynamaktan çok büyük keyif alıyorlar Alperen ve Ömer. Ve bu belki ileride bize başka kapılar açacak. Tamam bu oyunculardan bir tanesini kenarda oturtup dört kısalı da oynayabiliriz. Az önce Ahmet'in söylediği gibi elimizde bu imkanlar da var. Bu bize sonsuz seçenek sunuyor ve, ve bence Koç Ataman'ı da mutlu ediyordur bu kadar çok seçenek olması. Şimdi yani benim fikrim şu yönde. Bir kere burada Ergin Ataman ilk önce Ömer Faruk kazanmaya çalışıyor. Hani Ömer Faruk geçen turnuvadan oynamayacağını da hissederek gelmeyince onun bir ana rolde olduğunu ona hissettirmek istiyor. İkinci plan Alper'e Ömer Faruk yan o paint'e bir üstünlük kurmak istiyor. Alperen gerçekten kafa olarak oyun kurucu gibi bir oyuncu esasında. Pası, oyun görüşü. Biraz alan paylaşım sorunlarımız oluyor gerçekten oynarken ona o noktada katılıyorum ama basketbolda bir de oynanan geride bırakılan maçlar açıkçası seviyor olarak biraz daha evet. geride olduğu için orada ısrarcı olup bunu oturtmaya çalışmak akılcı. Ama ne var? Basketbola bir tane kural yok. Ömer Faruk'la Alperen yan yana 20 dakika oynarsınız. 10 dakika Alperen'i 5'e koyup 4 kısa koyarsınız. Başlarsınız ama öyle devam etmiyorsunuz. Aynen birçok silah var. Şu ana kadar bunları kullanmaya çok gerek kalmadığı için ben Koç Ataman hem Ömer Faruk'u da dahil edip bir de uzun vadede de yeni bir kimya yakalamaya çalışıyor gibi hissediyorum. Oradan işte hem Okben'e verilen süreler, Kenan'ın aldığı rol her ne kadar devşirmeler olmasa da Şehmus, ee, topa baskı ve diğer organizasyonunda yani bu kimyayı yakalamışken koç onun üzerinden devam etmek istiyor. Ama hem hırvat maçı hem de devamında diğer çeşitliliği de sağlayacaktır. Çünkü bütün sezonda veya bütün turnuvadan milli takım için konuşursak belki bir maçta bile bazen sadece aynı kimyalarla geçmiyor. Biraz rakibin durumuna o günkü maçı iyi oynayanlara göre bunlar değişecektir. Ama şu ana kadar üzerine durma nedenleri açıkladığım gibi Koç'un Ömer Faruk'u kazanma üzerine de biraz size'lık alarak e, aktif olma. Tabi Alperen de o konforu veriyor. Şimdi Alperen e, hem şutu olmasa pası olmasa müdafada biraz dörtlerde sorun yaşasa da diğer bütün hücumsal anlamda e, iyi iş gördüğünden Koç'a biraz o alanı veriyor. Yani şu ana kadarki gelen süreçte bence her şey iyi. Ha biraz Sadık belki Türkiye Ligi'nde çok süre alan ve <laughs> potansiyelli bir oyuncu. Hani onun devreye girememesi ama sonuçta da işte Alperen ve Ömer Faruk bu kadar ana rolde yüksek süre alınca oradan Ercan ve Sertaç da gelince sonuçta 5. uzun oynatmak da kolay değil. Ama burada Hırvat maçından sonra devam ediyor. Milli takımla ilgili yeni bir süreç başladı. İşte olimpiyat elemeleri, devamında diğer eleme maçlarında hepsinde bütün bu oyuncular da tekrar hani Sadık da orada devreye girip bu Yiğit da belki, belki bu çeşitlilik sağlanacaktır. Çünkü hani bu oyuncular kolay yetişmiyor. altı mil takımlarında uzun yıllardır oynuyorlar, kulüplerinde oynuyorlar. Bu mil takıma girili hepsi en az üçüncü yazları bu milli takımda antrenmanlar yaptılar, elendiler, geri geldi Ben hatırlıyorum Sadık Kabaca, de Kanada'ya olimpiyat elemelerine gelmişti mesela düşünün iki yaz öncesinde. Evet. Yani bunlar yaşana yaşana, e, o yüzden oradaki her oyuncudan maksimum verimi almak için, içeriye dahil etmek için son ana kadar koçlar da e, o planı uygularlar. E, sonuç olarak elimizde özellikle uzunlar tarafında ilk kez bu kadar dominant ve Avrupa'da üstünü kuracak uzunlar var. Ben bir turnuva hatırlıyorum. Enes Kanter'le beraber e, Ömer Aşık yan yana oynamıştı. E, hatta koç da Orun, neydi? Orun abiydi. Biz 2019, Enes Kanter 4 numara posta galiba. bundan öldürmüştü. Ömer evet. farklı ters low posta. Yani bugün maçı izlerken o geldi aklıma. O dönemden sonra ilk kez bu kadar uzunlarda dominant bir jenerasyon yakaladık. Ki ee, aslında Alperen mesela bugün de deneyerek başladı. Yani denemek ki bütün İsveç savunması Gömüldü o. Şut da tepede kaldı. Evet, attı öz, ve cezayı kesti. Özgüvenli atıyor. Yani evet. onu ya denemesiyle çok önemli değil şimdi mi? Şimdi Alperen şutunu zaten atıyor da bence e, bir tek şey var. Maçlar ciddileştiğinde diğer turnuvalarda bunu gözden geçirmek lazım. Biraz doğalında topla buluşuyor hmm. Alperen de Kendi geliyor sırtı. Biraz daha bizim nasıl <laughs> Kenan'da söylediğim gibi. Hani Wilbeck'in veya Larkin kadroda ama Kenan 10 dakika oynuyor. 5 tane postobuna gidiyoruz oyundayken. İşte Alperen oyunda atıyorum 13-14 tane organize ka ya burayı o level'a gelirse ki şu an gelmemesi de çok normal. Çünkü bu turnuvadan önce Alperen zaten gelemedi. E çok büyük bir hazırlık da olmadı. Düzensel olarak eksikliğin olması normal. Ama milli takımın ana planının genelini konuşuyorsak hani orada hem Ömer Faruk'un sırtı dönük oyunu veya atletizmindeki dip rol dediğimiz çembere gidişi. Alper'in sırt dönük oyunu, Kenan'ın sırt dönük oyunu, Sertaç oyuna girdiğindeki, peki bu Furkan girdi, sıkın çıkışı gibi hani silahları böyle biraz daha bir sonraki tu yaza daha aktif hale gelirse o zaman Mil takım yarı sahada da hani bugün hep enerjiyi bulduğunda koşanı konuşuyoruz. Tabii. Yarı sahada kaldığında da durdurulması zor bir takım haline. ...gelecek diye düşünüyorum ben. İhtiraf sen ne eklersin bunun üzerine? Ee... Yok bu çok fazla... ...eklenebilecek bir şey yok hakikaten. Çünkü uzun oyuncular konusundaki... E, ...zenginlik e, şu ana kadar... ...elimizdeki en büyük artı... ...olarak dikkat çekiyor. Yani bizi e, bu turnuvada buraya kadar... ...böyle rahat gelmemizi sağlayan... ...o oldu. Bu tabii Alperen'in... yani ...geçen yaz olmayan... E, ...Ömer e, bu, bu kez... E, ...başrollerden birinde oynuyor... E, gelmesi şüpheli olan son anda kadroya katılan acaba nasıl oynar diye merak edilen Ankara'n de e, şu ana kadar herhalde bir MVP oylaması yapılsa turnuvanın en değerli oyuncusu. Dolayısıyla bu iki oyuncunun müthiş sıçramasıyla e, bu noktaya geldik ama tabii ki e, Ahmet'in söylediği gibi buna eklenecek şeyler var. Daha yolun başında bu takım. Yani e, kısalardan aldığı şeyleri arttırması gerekiyor ki kısa oyuncularda işte bu şimdi olmayan başka isimler de kadroda görebiliriz. Ee, dış oyuncularda. Ee, uzunların birbiriyle uyumu mutlaka daha iyi bir seviyeye gelecektir. İlk defa biz onları yan yana görüyoruz ve ilk defa gördüğümüz halde çok etkileyici e, sahneler yaşanıyor. Çok olumlu gelişmeler oldu daha birkaç gün içerisinde yani. Şu kadarcık bir turnuvada çok. Ee, çok ileri gitti. Bir de yani. olumlu bir yaz geçirmek bile çok önemli evet. değil mi? Yani sen bahsettin demin gerçi çok uzun önemli vadeli değil mi? Alperen'in son anda katılıp takımın onu bu kadar kabullenmesi evet. ve Alperen'in de sanki o bütün kampta intiba gibi oynaması. Çünkü evet. sonuçta hani e, kırgınlıklar olabilir. Son anda gelmiş, bu kadar süreyi de oynuyor. Her topu da daha çok topu da kullanıyor. Buna böyle birazcık onu yapmaması hani teknik ekibin de başarısı tabii ama asıl oyuncuların bunu Tamam. Alfen NBA'den geliyor. Orada da bir dominant basketbolu var. Belki kabul gelmesi doğal olabilir ama kampın büyük bir bölümünü yani evet. bir 3-4 haftalık döneminin sonuna gelmişken hem onun direkt adapte olması hem de takım onu kabul etmesi o pozitifliğin bence en önemlisi. Çünkü basketbolda herkes bir seviyede teknik taktik anlamda bir hazırlık yapıyor ama asıl oyuncuların birbirini kabul edip birbirleriyle o uyumu yakalaması, o ahengi yakalaması biraz o doğalında çok yakalanmış. Hani bir takım bunu yakaladığı zaman da hani diğer detaylar biraz daha çabuk oluşuyor gibi. Hani burada Alper'in de te ben tebrik ediyorum. Sonuçta NBA'de hani takımı çok başa olmasa da başarılı bir yıl geçirdi kendi için. Üstüne koyduğu bir yıl geçirdi. Üzerinden milli takıma hani başlangıçta kampa katılmayınca belki bir soru işaretleri olsa da geldiğinde direkt e ana yaratıcı rolüne gelip etrafını da yükselten bir rol aldı. Bu takımın aslında birbiriyle olan kimyasının da iyi olduğunu anlatmıyor mu kampa gelmeyen yani oyuncunun arada, yıldız olarak işte onu benim söylemek e, e, istediğim çok doğru bir şey söylemek çünkü yani takımın kimyasının iyi olduğu birbirleriyle oynamaktan çok büyük keyif aldıkları zaten dışarıdan hissedilebiliyor ki Bunu bu yıllardır en büyük sıkıntı çektiğimiz ya şey. yani belli dönemler evet, diyeyim evet olsun. yani zaman zaman e, suratlar düşerdi e, böyle şeyler gördük yani. ee, <laughs> milli takımda tabii insan bunları hiç görmek istemiyor ama oldu yani ee, tabii ki şimdi işte diyorum çok önemli bazı artılar var bir evimizde oynuyoruz evimizde oynarken her zaman evet. takımın havası farklı coşkusu üst düzeyde iki hani rakipler bugüne kadar oynadığımız rakipler bizim ayarımızda değildi. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Yani Tabii ki. bunlardan herhangi bir tanesini kaybetmek bizim için çok kötü olurdu. Yani İzlanda'ya kaybetmek, İsveç'e kaybetmek falan düşünmek istemeyeceğimiz şeyler. Şimdi ilk <laughs> kez bizimle aynı ayarda bir rakiple, hedefi olan, bizim gibi hedefi olan bir rakiple oynayacağız. Pazar. Asıl asıl sınav pazar günü yani. Ve işte bu stüdyolarda hatta bu cümleyi galiba İbrahim Kutlay da kurdu. Her zaman Yumuşak olmakla ve loser olmakla eleştirilen bir takım Hırvat milli takımı. Yani basketbolda böyle bir e, maalesef e, 90'lı hmm. yılların ortasından itibaren e, böyle bir nam saldılar. Futbolda öyle değiller. Yani hmm. stopunda öyle değiller. Ama basketbolda yumuşak deniyor e, Hırvat oyuncular için. Mental olarak böyle bir şeyleri var. Onlar da bu eşiği aşmak kendi üzerlerindeki bu etiketi yırtıp atmak istiyorlar. Yani çok aşabilecek gibi gözükmüyorlar ya. Hani bu çok iyi bir oyuncu ama hani o Real Madrid'deki koyulan 4 numara rolünde ve limitli Tabii. bir sürede o çılgın rolü iş yapıyor ama burada ana oyuncu gibi oynayıp hani Zubac ve Canı Smith bile yeteri kadar devre değilken yani bir tek Darius Saric ve Hezonia'yla Basketbol tabi bu bir tane maç oynuyorsunuz bir günlük maç farklı yüzdelerle farklı şeyler olabilir ama ha, Şu ana kadarki gördüğümüz Şekilde çok kolay değil hani Diyelim ki tabii pazarlık, işte Real Madrid'teki gibi bir yardımcı kadro yok Tabii Hayır, yani, yani o, o şablon yok o disneyi <laughs> evet, yok Yani birazcık dışarıdan bakıldığında şey gibi gözüküyor yani onlar da böyle bir arayıştalar ama e, Çok kolay değil Hani en basiti, onlar da biraz daha kendilerine göre daha kolay maçlar oynuyor. Bizim Tabii. takım da daha kolay ama bizim takımın enerjisi ve yaydığı güven. Onlarda yok mesela. Onu hissedemiyorsun. Duygusal davrandığımızı da düşünmüyorum ve ben bu oyun konuda. Ve oyun içerisindeki iniş çıkışları onların çok keskin. Yani Aynen. oyuncular kenara gitmeye başladığı zaman birdenbire sahada bambaşka bir görüntü yani ortaya evet. çıkıyor. Büyük fark var. Büyük Dört oyuncuyla. Yani buraya kadar yani bakılan da normal şartlarda hiçbir <laughs> şekilde sürpriz olmaz, olmamalı. Ama dediğim gibi basketbol bu. Ve yine her zaman her basketbol maçında ve takımında böyle bakmamız lazım Ama özellikle milli takımda da Hani pazar günü kazandığınızda sezon bitmiyor. Hemen bir sonrasında neler kalıyor elimizde kağıdın üstünde neler var. Oradan sonrasında evet, bir de ben şunu eklemek istiyorum bu hani negatif davranışlar, surat düşmeleri kenara gelirken biraz bu şeyde oluyor. Hani diğer jenerasyonlarda da yaşadık biz bunu. Hani özellikle o 79'la diğer abilerin birleştiği jenerasyonda başlangıç Türkiye'de oynanan işte finalden sonra yavaş yavaş her oyuncu kendi kariyerinde büyürken o ıı, davranışlar, arkadaşlık ve milli takımda yeni rolleri kabul etmeme. Yani o sonraki adım bence. Şimdi çok başında hepsi. İşte Onur Alp şimdi yeni bir kariyere adım attı. adım attı. İşte Kenan bir çıkış yakıldı. Alperen başka bir kariyer. Ömer Faruk başka bir kariyerde. Sertaç tekrar Türkiye'ye döndü. Yani. Her, işte Furkan yeni bir çıkış arıyor. Şimdi burada çok pozitif. Ee, yıllar geçtikçe herkes kendi kariyerinde yürürken... Aynı zamanda mil takıma geldiğinde buradaki rolünü aynen kabul etme. Yani ben daha yukarı çıktım. Burada da rolün farklı olsuna girmeden o birazcık da saha dışındaki arkadaşlık birbirlerini tolere etme. Daha önceki jenerasyonlarda biraz oralarda sorun yaşadık. Burada e, inşallah olmayacak. Yani Çocuklar e, daha... <laughs> bazen en iyi arkadaşlar aynı evde kaldı birbirini tolere edemiyor. O yüzden... <laughs> Kolay olmadığını Ya Rekabet olmalı tabii. O başka bir şey. <laughs> Egoları doğru e, iletişim kurdurmak sanırım orada kritik. Bu konuda bir soru var da onu size yönlendirmek istiyorum. Hı -hı. Önemli bir çünkü Milli takım tarihinin de önemli mevzularından biri. Kamerado 24 nickli seyircimiz. Doğru okuyorum umarım. Milli takım doğru kimyayı buldu mu demiş. Tam da bizim muhabbetimiz üzerine. Zamanında Letonya'nın işte Snaps Bakatskits'i birlikte oynatmaktan vazgeçmesi gibi biz de Furkan'la mı devam etmeliyiz? Go to guy yani e, topa işte set oyununda yön veren oyuncu diyelim ya da skor. Yani e, Cedi'den vazgeçmek için. Evet mi? son sorusu da bunun üzerinden geliyor zaten. Cedi ve Devişirme ısrarı tartışması bitmeli mi diye sormuş. Şimdi bir e, şöyle bir şey söyleyebilirim. E, Cedi bu milli takımın lideri olmak istedi. <laughs> e, yani e, ben NBA'ye oyuncusuyum. Yıllardır NBA'de oynuyorum. İşte yani belki kendi kafasına şu kadar kazandım bu kadar... E, ...kontratlar aldım vesaire diye onları da düşünmüş olabilir. Bilmiyorum ben e, bunları arkadaşlarına söylemese bile kafasında belki Hı -hı. vardı. Ama Cedi'nin liderliğindeki milli takımlarda biz hedeflere varamadık. Yani öyle oldu böyle oldu. Çok küçük şeylerle kaçırmış olduğumuz işte far atışları vesaire... ...çok Hı -hı. dramatik finallerle, saniyelerle kaçırmış olduğumuz bazı değerler var, dereceler var ama... Olmadı yani. Cedi'nin liderliğinde bu gemi, onun kaptanlığında bu gemi bir limana gidemedi. Şimdi başka bir araç içindeyiz. Aşağıdan gelen yetenekli bir kuşak var. Furkan belki Cedi gibi bir lider olmayabilir. Herkes zaten farklı oyun karakterlerine sahip. Ayrıca sağ dışında da farklı bir kişiliğe sahip. Cedi kadar belki NBA'deki arkasında dakikası yoktur. O kadar rol almamıştır. Oynama şansı bulamamıştır. Bunlar da konuşulabilir. Ama şu anda Furkan'ın <laughs> bu gelen genç oyuncularla aşağıdan gelmekte olan ve yeteneklerini sergilemek için her şeyi yapan bu gençlerle uyumu daha iyi gibi gözüküyor. Yani takım kimyası açısından burada biraz daha artıdayız gibi gözüküyor. Değişirme meselesi bambaşka bir şey. Şimdi bu turnuvada ihtiyaç duymamış olabiliriz ama bir sonraki Sevi, seviyede, bir sonraki level'da e, Larkin ya da Wilbeck'in gibi e, yani yaratabilen e, dinamik, e, temposu yüksek bir dış oyuncuya mutlaka ihtiyaç duyacağız. Hangisi bu takımla daha doğru olur? Hani buna tabii ki koçların karar vermesi, takımı iyi bilen, içeriden bilen insanların karar vermesi gerekir. Ama ben bu kimyanın doğru yöne götürdüğünü düşünüyorum bizde. Sen ne dersin Ahmet abi bu tamam. soru ya üzerine? Şimdi ben e, milli takımda zaten hani e, NBA'deki rolünde olmayan bir oyuncu alıp burada farklı bir rolde oynatmaya çok inanmıyorum. Bir kere bizim milli takımda go to guy bir basketbol oynamamıza gerek yok. Bizim hı. milli takımımız benzer yeteneklerde 12'de oyuncuların oluşuyor. Bu takımda bir tane go to guy olacaksa o Alperen olur. Hani sırt dönük hı. oyundan. Hı. Onun dışında paylaşım, hareketlilik, Kolik, enerji... Hı. Screen kullanma ister topa screen olsun ister topsuz oyuncuya onun üzerinden herkesin benzer e, özgürlüğe sahip olduğu bir basketbol ki e, şu anda da tam oturmamış olsa da böyle bir basketbol oynanıyor. Hani ne oluyor? Wilbeck'in veya Larkin varken biraz daha onun ikili oyuna gidiliyor karar vericinde ama o da bizi bir yere taşımıyor. Hani Shane Larkin 28 attığında da asıl zaten hani bu başka bir soruyu da getiriyor. Milli takıma 20 sayı atacak oyuncu mu devşirilmesi gerekiyor yoksa etrafındakilere 20'yi attıracak mı? <laughs> Bana göre e, hani Cedi alsın 20 topa karar versin. Furkan mı bunun kararından çok Cedi 8 topa karar versin. Furkan 8-10 topa karar versin. Alperen 14-15'e versin. Takımın diğer kararları da 6-7 şey. Kenan da yine dediğim gibi 5 tane postop oynasın. Oradan işte Onur Alp de 4 tane açık saha birebirini oynasın. E, yani herkesin bir kişinin üzerindense herkesin rolün olduğu paylaşım üzerinden asıl işin enerjiyi en yukarıda tutmak olması. Çünkü kişiler üzerinden go to guy basket öyle için hani sonra yayınlarda çok İngilizce konuşuyor deniyor evet, da evet. kişinin üzerinden hücum etmekten çok herkesin enerjiyi topa baskıyı en yukarıda yapacağı hem süre hem top paylaşımının daha yüksek olması gerektiğine ya inanıyorum ben. En kritik ucumlarda değil topun eline değmesi gereken oyuncu Alperen sonuçta mutlaka. Bu yani, takımda şu ana kadar yani onu de en azından şu ana kadar onu gösteriyor. Yani o ortaya ortaya koyduyla ki yani. Alperen'in tabii yine bak aynı noktaya geldik. Alperen <laughs> kendi attığı kadar da pası hem becerebilen hem de düşünen <laughs> bir oyuncu. Yani Cedi de açık sahada çok etkili bir sıkın çıkışında Furkan'ın çok iyi bir sık ki Furkan'ın da dribin güzen yaratıcılığı iyiydi. Özellikle Efes'te oynadığı evet. dönemlerde ben onunla çalışırken hep üzerine durduğumuz o oyunu kafaya koyduğumuz zaman üzerine durduğumuz yani. onu biz Guard bile oynatmayı düşünüyorduk. Hmm. Bir dönemde kullandık zaten. Çünkü o pası da çok iyidir ki onun. sizin dönemdeki o şeyi çok önemliydi. O yarı sezonu çok iyiydi gerçekten. Ya ben son dönem koç olduğum dönemde onu oyun kurucu bile oynatmayı denedim Çünkü Cedi de öyleydi. Cedi de Furkan da pası güçlü oyunculardı. İşte zaten hani milli takıma geldiklerinde NBA rüyasının da etkisiyle bitirici olma rolüne geçme ben biraz onu doğru bulmuyorum tabii ki boşta herkes bitirecek ama bu tür oyuncuların biraz e, karar verici olsa da etrafını yükseltmeyi düşünmesi gerekiyor çünkü hani e, Cedi'nin dört moral pozisyonu da çok kullan, kullanıldı oradan saldı çok büyük bir atletizm ve enerji de var e, ne zaman hani bir oyuncuyu sadece e, hani karar versin ve topu kullansın dediğinizde o zaman zaten diğer şeylerden de uzaklaşıyor yani genel olarak ben biraz sürelerin ve Topun paylaşımının milli takım adına daha fayda olacağını düşünüyorum ama Alperen'in bu gelişimi devam ederse bütün turnuvalardaki ki geçen turnuvayı da öne çıkan oyuncu olmuştu o biraz daha sırt dönük olarak fark yaratacak gibi gözüküyor. Evet, bu orada yavaş yavaş sonuna geliyoruz programımızın. Son söylemek istediğiniz bir şeyler yok var yok. mı Hırvatistan maçı öncesi? Şuna değinemedim ya da Hırvatistan'la ilgili söylemek istediğiniz notlarınız? Galibiyet var mı? bekliyoruz. Ya Hırvat <laughs> maçında bence Dario Saric ve Hezonja çok öne çıkmaya çalışacak bu takım gördüğümüz kadarıyla onlar biraz daha kendi takımı olarak görüyorlar. Jalen Smith'in ekstra bir roldeki o da bir final maçı bir ortaya çıkmaya <laughs> çalışacaktır. Ama tam sahadaki yapılan baskı, agresiflik onları çok rahatsız edecektir. Ee, özellikle diğer gardlar topu getirirken e, hani da onları bozma ve buradan da müdafaa kaynaklı sayının ben önemli olacağını düşünüyorum. Alperen e, ve Dario Sarıç eşleşmesi de orada iki taraf içinde meçhap bozmaya çalışılan bir e, eşleşme olacak. Tabii şarich de bu arada grupta asist lideri yani Hırvatistan'ın 7.7 ya işte asist ortalaması var. 4 kısa gibi oynuyorlar. 4 kısa gibi oynuyorlar zaten orada. Zonya ile aralarında da evet. bir pas trafiği var çok Aynen. iyi eşebiliyorlar. Evet. E, umarız kazanarak e, bu bölüm güzel geçilir ve burada kazanılan artılarla da e, önümüzdeki yıla taşınır. Evet, azza sağlık. E, benim için çok keyifliydi sizle bir galibiyet Bizim üzerine e, <laughs> basketbol basket, sohbeti öyle. yapabilmek bir yandan da tabii ki 12 Cesur yüreğe de iyi şanslar diliyoruz. Sadece 12 Dev Adama değil. Avrupa Şampiyonası'nda 5. maçını İtalya ile karşılaşacak Tekirdağ sandalye, Basketbol Milli Takımımız. onları da hatırlatalım. Maçı kazanmamız halinde 2024 Paris elemelerinde yine oynamaya hak kazanacaklar. Aynı pazar günü mil milli takımımızın Hırvatistan'ı yenmesi de dair tabii ki gelecek Temmuz'un yani Temmuz 2024'ün ilk haftasında Yine bir eleme oynanacak. Bu ön eleme o gerçek tam öncesindeki elemeler olacak. Dünya Kupası'nda gelen takımlarla beraber hatırlatalım tekrarlar. İki milli takımıza da iyi şanslar diliyoruz. Biletlerini kapmaları dileğiyle. Garanti BBVA katkılarıyla ile iş hazırladığımız Paris yolu programımızda yarı final sonrası programın sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere. Pazar günü galibiyetle beraber tekrar. Hoşçakalın.